Arkadaşlar, herkese selamlar. ETS2 Türkiye'de sıfırdan kariyer serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün Kars'tayız. Aracımızı şöyle bir çalıştıralım, havalarımız da olsun. O sırada muhabbetimize devam ederiz tabii ki. Şöyle. Şimdi sıfırdan kariyer diye bir seri yaptık. Sıfır bir mavi bir F-Max aldık. Bir tane de arkamızdaki Dorsemizi gördüğünüz gibi onu aldık. Ve yavaştan yola çıktık arkadaşlar. Iğdır'da başladı bu serüven. Iğdır'dan Kars'a geldik. Bugün ikinci bölümdeyiz. Erzurum'a bir tane yük buldum. Şimdi onu almaya gideceğim. 21 ton ahşap malzemeleri taşıyacağız. Aşağı yukarı bir 270 bin lira da oradan kazanacağız. 41 bin lirayla çıktığımız bu yolculukta işte 500 bin lirayı devireceğiz yani bugün. Yakıtımız falan çok güzel. F-Max gerçekten yakıt konusunda bizi üzmüyor. Yakıt yakmıyor. İşte detaylarına yavaştan şöyle aracın içine geçerekten yükümüzü almaya giderken konuşalım. Evet, aracımız hazır. Yavaştan çıkışımızı yapabiliriz arkadaşlar. Gel bakalım ustam geri geri. Az ileride bir firma var. Şimdi oradan yükümüzü alacağız. Oradan sonra yavaştan Erzurum'a doğru yolculuklar bizi beklesin arkadaşlar. Yollar bizi bekleyecek. Şöyle biraz daha gelirsek. ...5 milyon karşılığında garaj satılık diyor bak. Keşke o kadar param olsaydı da alsaydım. Ama o kadar paramız yok. Belki ama olmayacak diye de bir şey yok. Şimdi arkadaşlar şöyle yavaştan çıkalım yola. Yükü almaya gittiğim zaman şu tırın aynalarına orada bir ayarlayayım bu arada. Tırımızın aynalarına biraz şey gözüküyor. Çok fazla etraf gözükmüyor. O beni biraz manevralarda zaten şey yapıyor, işimi zorlaştırıyor, fark etmişsinizdir. Bunu da bugün bir düzeltelim unutmadan. Şöyle geldik abi, retarderimiz, metarderimiz, her şeyimiz var. Vallahi çok güzel bir tırla başladık. En azından F-Max sürüşü de keyifli, yolda gidişi de keyifli. Sesi çok da güzel olmasa da şu an en azından bir korna taktırabiliriz. Mesela bugün üst demirle bir korna taktırabiliriz. Bir yükümüzü bir tamamlayalım, yolda giderken belki servis mervis tarzı bir şey görürsek. Aksesuarcı. Oradan hemen bir iki tane lamba alırız. Erzurum yolları büyük ihtimalle dağlık falandır arkadaşlar. Şimdi ufaktan böyle bir rampa mampa dağ şekli bir şeyler çıkarız diye düşünüyorum. Evet, şuradan hemen evet, 21 tonluk bir sunta yükleyeceğiz arkadaşlar. Böyle şuraya yanaş dediler bize. Şöyle bir ilk başta genişten bir dönelim. Artık park ederken ilk başta tırı konumlandırmak ne kadar önemli onu öğrenmeye başladım. Parkımızı yaptıktan sonra da aynalarımızı ayarlarız artık. Öyle gel hocam. Bakalım, evet güzel. Kafi. Dorseyi morseyi vurmadan yani hiçbir şekilde tıra böyle zarar vermek, hasar vermek istemiyorum. O yüzden çok dikkatli bir şekilde park etmeye çalışıyorum zaten. Bildiğiniz bu seri gerçek bir tırda olsaydın farz misal nasıl davranman gerekiyordu, ne yapman gerekiyordu? Gelip de yani habire bir dorseye şeye tıra vuracak halimiz yok. Biraz dikkatli bir şekilde park etmemiz lazım. Şöyle az bir ileri alayım ya. Gerçi park ettik ama düzgün park edelim. Evet hocam, tamam. Böyle bence kafidir. Böyle hemen şimdi yükümüz dolsun. Yükümüzü dolduralım. Aynalarımızı hemen bir ayarlayalım ufaktan. Ondan sonra beklesin bizi Erzurum yolları. Yalnız bayağı bir 3 saatlik yolumuz var, 200 kilometre. Aracı çalıştırıyorum arkadaşlar. Onun havaları dolarken. Hemen şöyle inceden biz aynalarımızı bir açalım. Böyle olmaz.
Park ederken en azından kolaylık olsun bizim için. Yavaştan çıkışımızı yapalım. Saatlerimiz cumartesi 12:23 geçiyor. Tonaj ağır, tonaj ağır. 21 ton bu tur için biraz ağır arkadaşlar. Geç hadi. Geç. Şöyle atladım biraz yola ama. O yol verir bize ya herhalde. Onun şeridine ne çok fazla gitmeyeceğiz ama evet. Yalnız yükümüz biraz bu tır için ağır kaldı. Böyle bir sıkıntı var. İnşallah çok rampa çıkmıyoruz arkadaşlar. Rampa inelim de sıkıntı yok. Rampa çıkmayalım yeter. Bak 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 bak. Oo. Fren bile gitti. Fren bile gitti. Şu an geçtik zaten kırmızıda. Neyse. Ara sıra olur ya. Tırcılar otobüsler öyle duramayıp geçer ya. O hesap oldu bizim için. Bunun arkasına doğru yanaşayım ben ya. Evet abi. Bütün Karslılara, Erzurumlara selam olsun. Kars'tan artık çıkışımızı yapıyoruz. Allah'tan tırımız böyle şeyli. 12 vites. 6 vites olsaydı sıkıntı yaşayacaktık zaten büyük ihtimalle rampalarda falan ama. Arkadaş yani var ya öyle bir yük var ki arabada sıkıntı. FMX'in motorunu biraz güçlendirmemiz lazım. O belli oldu. Hay oğlum. Yine mi kırmızı ya? Vay arkadaş, bak sol tarafta mangal ilerisi varmış. Aynen şu arkada kalıyor. Hadi bakalım ışık yansın yeşil de. Yandı mı? Yandı. Arkadaşlar Mercedes bizi kalkışta yiyor gibi ama arkasından geliyoruz ondan sonra ya. Gelemiyoruz. Çok solda kaldım ya. Bir geçebilir miyim sağa? Hocam müsaade yok mu? Şöyle gireriz artık. Buranın yalnız Kars'ın bak yolları çok güzelmiş ha. Şu yol dokusu görseli çok güzel duruyor. Ara sıra belki birilerinden böyle tır ödünç alabiliriz. Ama kendi şahsi tırımız FMX oldu işte. Bunu ister boya tırsın, ister aksesuar yapın. Ne var? Her şeyi yaparız bunu. Türkiye'de şey var ya işte. Boyalı muhabbeti. Bak görüyor musun? Çok esniyor. Yani bu tır sadece çok esniyor. Yatmaya çok meyilli gibi hissettim ben. Vites takviye tuşum burada ya. Oradan atıyorum mesela 1-2. Buçukları falan hep oradan atıyorum. Ama az bir fren hocam, az bir fren. Şöyle burası biraz fazla. Ya virajlardan yine çok sıkıntı yok da.
Yük çok fazla şey yapıyor, sıra esnetiyor bak. Yüksüzken döner. Her türlü döner. Bayağı yatıyor ya. Abi koydum şart oldu ya arkadaşlar. Az biraz körükleri indirsek yatar mı acaba o kadar? Yani o kadar çok yatmaz. Ah bak. Sollamaya çıkıyor daha. Aha. Kaldılar şimdi tırla kafada. Hadi bakalım ne olacak. Yani zarbe etse de böyle ince ince sürerken keyif alınıyormuş ya. Biz boşuna tapakaz gidiyormuşuz arkadaş. Oyunun verdiği şey buymuş ya. Retarder lazım bana, ama şöyle bir indirip kaldırmalı. Kilometre. Allah Allah. Aman abi aman. Tamam, sıkıntı yok. Daha yavaş gidelim o zaman. Yapacak bir şey yok ya. Mecbur hani böyle yavaş gideceğiz yani burada. Bu yollarda. Araba çok bağırıyor diye ben vites atıyorum tabii de. 11'e de gidelim. Yollar böyle virajlı, bak ileride biraz keskin virajlar falan görüyorum. Biraz daha yavaşlamam lazım o yüzden. Böyle bir retarder koyalım şuradan. Biraz ince ince. Hocam ama çok kayıyorsun kafadan. Olmaz öyle bak. Olmaz öyle yani. Arkadaşlar bence bizim bu tura ilk başta bir lastik almamız lazım. Güzel bir lastik almamız lazım ki yolda gidebilelim yani bununla. Bunlar da hep bizi sollamaya çalışıyor. Hadi geç. Verdim retarderi, geç. Ne oldu? Cinsler ya. NPC bileceğiz. Bak şimdi gene geliyor. Bak bak gene doğru sinyal verdi. Daha oğlum. Geçiyorsan geç daha. Bak yanıma kadar geliyor, sinyal verip duruyor. Ne, beni mi durdurmaya çalışıyor? Ne yapıyor? Yalnız arkadaşlar harbiden bak buranın yolları çok güzelmiş ya. Sağdan akacağız. Retarder bile yavaşlatamıyor tırı. Öyle bir yükümüz var. Öyle. Böyle şu Skyeng'i geçti mi? Geçsin abi. Arkasından çıkalım yola. Kanka geçiyor mu, yol mu veriyorsun? Allah'ını seversen ne yapıyorsun sen? Buraya bir dalalım mı ya? Yozgat taraflarındaki yollara da çok benziyor burası. Yozgat'ta Çorum arasında. Aynı böyle bir yol var. Takoyu patlatmayalım hocam, şöyle bir 80-85. Bence körükleri kaldıralım arkadaşlar. Bu biz bunu bastık da, bu bastıktan sonra daha çok takla atmaya meyilli gibi geldi. Bak böyle daha iyi sanki.
Demek ki bu basık diye öyle yapıyormuş herhalde. Ufaktan rampaya denk geldik ama çıkar herhalde ya. O kadar da yavaş değiliz. Çıktı çıktı. Abi benzin durumu gerçekten çok iyi ya. Yani hiç mi yakmazsın be mübarek? Bu kadar yolu yaptık. 500 kilometre falan yolu yaptık yani hiç yakmıyor. Yakıt konusunda harbiden şanslıyız. Dik bir rampa. Hiç onu öldürmüyor yani tren. Sonuçta tırmanıyor. Eski bir Scania olsa 6 vites falan düşer. Bunda bir 3 vites düşüyoruz yani. Çok bir şey yok. Kötü bir tarafı yok yani. Kilometre yolumuz kaldı arkadaşlar. Nasıl etrafın yolları? Bence güzel. Hissiyatı tatlı yani. Çok fazla bir bina falan bir şeyler yok ama. Yine kendince güzel bir havası var. Erzincan. Yok düz gidiyor tamam sıkıntı yok. Gidiliyor değil mi lan? Karşımıza bir anda tek şerit çıkmasın. Karşımıza bir anda tek şerit çıktı. Bak bak bak. Ulan var ya tabelaların şeyi işte. Tabelaların yanlışlığı. Silme girdik yalnız arkadaki araya. Evet geldik arkadaşlar. Erzurum'a. Vardık. Yükümüzü de teslim edelim. Oradan bir akses araca gidelim ya. Tara bakalım belki şöyle bir şekilde çıkıp bir şeyler yaparız. Paramız var. Ama böyle kenarda hani bir kaza olur, bir şey olur, bir mazot derdi olur. Onlar için biraz para bırakmak istiyorum. Ama ufaktan bir krom buram bir şeyler takarız bugünkü kazancımızla. En azından 200 bin lira kenarda kalıversin. Bir lamba 100 bin lira olacak hali yok. Şöyle inceler yeterleri Allah Allah. Erzurum var ya retarderle geçeriz böyle giderse. Reis sinyal verdim hani sola dönmem lazım. Alo. Şöyle senin arkandan mı yanaşabilir miyim? Biraz frenleyelim hocam. Bakalım Erzurum'dan nereye yük bulacağız?
Evet, neresi firmamız abi? Sağ taraf gözüküyor. Şurası. Neymiş burası ya? Vallahi isimsiz bir firma. Göremedim şu an ismini. Ön tarafta görürüz büyük ihtimalle. Yükümüzü tabii ki de götüreceğiz ustam yani. Allah aşkına. Kim yani? Tırın başkasına mı vereyim? Az şöyle bir camımızı açalım ya. Alalım ya. Direkt buraya mı yanaşacağız? Gerçekten mi? Bundan kolay bir şey yok ki. Buradan gideceğiz geri geri işte. Ama aynalar çok parlıyor. Bugün tek aynadan gideceğim büyük ihtimalle arkadaşlar. Şöyle bakayım. Az biraz ileri alalım ya. Normalde geçer oradan da kurtarmaz şimdi vururuz. Dorsey'i boş yere hasara uğratmayalım. Şuradan şöyle bir daha gidelim. Evet. Güzelce ne yanaştık. Yükümüzü şöyle teslim edelim abi. Hemen nasıl kilitliyor direksiyon ya. Allah'ım yarabbim. Dorsayı boşalt. Mükemmel. Kaç para aldık hocam? 270 bin lira. Güzel hocam. Güzel, temiz. Şu an bir iş aramayacağım. İlk baş şu tırıma gideyim. Az bir aksesuar maksesuar bir şeyler yapayım. Ondan sonra bir sonraki bölümde bakarız yine işlere. Gençler kalkalım. Bir korna takalım en azından. Buranın şeyi nerede acaba? Hocam selamun aleyküm ben. Şöyle bir bana bir şey lazım ya. Tamiren lazım ya. Oh, trafiğe bak. Maşallah maşallah. Oh, adam orada gaz yapmış. Şimdi buradan çıkış yok ki. Hadi bakalım nasıl çıkacağız? Nasıl çıkacağız buradan? Arkadaşlar şöyle biraz bir inisiyatif kullanmamız lazım aslında burada ama. Arkamızda da Dorse var. Şimdi Dorse ile buradan geçemem ben, değil mi? Yok. Aslında belki geçerdik de. Bakayım şöyle bir. Yok hocam. Yani ya arkaya vuracağız ya buraya vuracağız. Tırı geçiririm de Dorsa'yı geçiremem işte. Az bir geri gitseydi aslında. Şu kafayı az bir kurtaralım. O arkadaşın az biraz böyle bir geri alması lazım ama kendine. Yani böyle olmaz yani. Bak. Ya bunlara ne olmuş ya? Neyse arkadaşlar şimdilik şöyle kurtardık orayı zaten ufaktan da. Böyle bir şuradan geçelim. Bazen böyle trafikte kazalar olabiliyor. Anlayabilecek bir şey yok. Şimdi servis arayacağız kendimize. Aslında bir şey değil mi? Dorsey'i de maviye boyayabilirdik ha. Dorsey'i
Dorsey'i de boyatabilirdik. O da güzel olabilirdi. Bir korna bilen mi? Bir de belki Dorsey'i boyatırız. O zaman güzel olur. Ama böyle mavi beyaz da güzel de durdu yani. Hani fena değil. Çok da kırmızı da... Neyse geçmeyelim ya. Bu trafik cezası falan yeriz. Bir de ona para ödemeyelim. Arkadaşlar umarım beğeniyorsunuzdur bu tarz böyle bölümleri. Böyle daha çok gelmesi için de abone olmayı, like atmayı unutmayın. Düz gidince otogara gidiyor. Erzurum otogarından illaki otobüsü bir kere geçmişizdir. Biz şimdi şu ilerideki tamirciye gideceğiz. Burası kırmızı, burası tehlike atacak bir yer değil. Şuradan geçelim ya. Doğrusu boşken ne kadar rahat gidiyor tır. Vallahi çok rahat gidiyor. Arkadaş, stop da etmesen çok güzel olacak ama. Anlaşamayacağız seninle. Bak gazı dibine kadar basıyorum, oradan yağ göstergesi artıyor. Evet geldik abi. Buradan aksesuarlarımızı yapalım. Hatta buraya çekeriz. Burada yatış yaparız zaten. Bakalım yeni iş gelecek de şey yapacağız da. Şimdilik şöyle bir dorsemize bir mavi bakalım nasıl olur. Tırlayın renk nasıl olur. Nasıl durur. Yani çok böyle bir yurt çıkargo gibi arkadaşlar ya. Böyle bence Dorsey'i biz mavi yapmayalım. Bence Dorsey bizim Dorsey beyaz kalsın abi. Beyaz daha güzel. Dorsey ile alakalı bir şey yapmıyorum. Şimdi şuradan tırımıza ufaktan bakalım neler koyabilirmişiz. Bak şunların hepsi 20 bin lira mesela. Şuraya boyattım falan filan. Bu da kalsın şimdilik. Ben şu an sadece üstte şey istiyorum. Bir tane şöyle aynen güzel bir krom boru. Michelin bebekler kaç para? 31 bin lira ya. Abi çok. Çok aslında hani anladın mı? Bak iki tane şundan koydum. 30 bin lira. Bunlar çok ya. Bunların 2 bin lira falan olsa eyvallah da 30 bin lira çok. Ama güzel de durdu şimdi. Bunları alalım arkadaşlar. Şöyle güzel bir kornalarımızı da takalım. Korna yok çünkü aracımızda. Kabinde başka yapmak istediğim bir şey var mı? Şunlara bakalım. Aslında evet mavi de olabilir ama çok da bir önemi yok şu anlık. 45 bin lira. 39 bin lira. 40 lira da bunu versek. Zaten bir şey diyeyim mi sana? 369 bin lira yapıyor. Yani şuraya da bir 3-4 tane böyle beyaz led düşesek abi. Biz büyük ihtimalle zaten Allah'tan ledler ucuz. Allah'tan ledler ucuz. Şöyle şuralara da aynen şunlardan atalım hemen iki tane. Bak. Çiçek. Bakalım şöyle bir nasıl oldu. Yani gene az buçuk bir şeye benzedi. Şunun içi mesela şöyle renkli olsa nasıl olur? Yok. Biz bu tırı boyatırız zaten arkadaşlar. O belli de. Şuraya da iki tane led atalım. Şöyle beyaz koyduk mu? Aynen. İki tane attık. Şimdilik şöyle güzel ya. Bunları alalım arkadaşlar. 394 bin lira yapıyor ama yapacak da bir şey yok. Aksesuar önemli. Aksesuarımızı aldık. Şimdi şu tırımızı hemen şöyle arkaya çekelim. Orada yatışımızı verelim. Lambalarımızı yakalım yukarıdan şöyle. Ya bak bir şeye benzedi. Harbiden bir şeye benzemeye başlıyor ufak ufak. Ufak ufak. Böyle bir anda yapmayacağız her şeyi. İnce ince yapacağız. Sıkıntı yok. Gel hocam.
Şuraya da çekelim, şöyle yatışımızı verelim. Gel 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 gel. Az daha alıyorduk direğe bak. Şuraya atayım tırı da. Ulan. Evet arkadaşlar, bu bölümümüz bu kadarlık olsun. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Tırımız biraz güzelleşti, yine bir şeye benzedi. Tatlı da oluyor ufak ufak. İnce ince böyle döşeyince de daha güzel oluyor tabi. Hadi bakalım, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Bay bay.